Yayınıma hoş geldiniz güzel bir konu. Paşinyan baş döndürücü bir hızla açıklamalarını resmen otomatiğe bağladı. Aliyev'e çağrı yaptı ve artık barış yapalım. Masaya oturalım, barışalım, hiçbir şekilde sataşmayalım. Evet, Rusya çılgına dönecek. Gerçekten Rusya çılgına dönecek. Çıldıracaklar resmen. Putin'in çıkırıklara, Putin'i öksürüklere boğacak bir açıklama. Çünkü Dağlık Karabağ'da kaldıkça bölgede güney güvenliği için önemli bir avantaj kazandığını düşünen Putin, Paşinyan'ın açıklamalarıyla yeni bahanelere ve yeni oyunlara sarılmak zorunda. Paşinyan resmen şunu söylüyor. Paşinyan diyor ki artık böyle gitmez. Yardımlarla, direnmekle, Rusya'nın tabii ki bir nevi köşesinde kalmakla bu iş gitmez. Hele hele Lukashenko'nun son söylediği sözler Ermenistan'ı çılgına çevirdi. Kremlin'e ağzına geleni konuşan bir adam lazımdı. Bunu Zhirinovski çok iyi yapıyordu. Zhirinovski koronanın kurbanı oldu. Yoğun bakımda diyorlar. Her ne kadar eldiven taksa da, hemen iner inmez maskeler taksa da korona onu yoğun bakıma aldı deniyor. İlerleyen yaşı ve hastalığın tabii ki seyrinin ağırlığı Zhirinovski'yi sarstı. Ama görevi yani koltuğunu şimdilik Lukashenko kaptı. Lukashenko bazen akıl sağlığını zorluyor. Nedeni şu. Evet Allah korusun Tanrı diyor Belaruslu. Böyle bir açıklama yaptı. Beni böyle bir yere yolladı dedi. Ama şunu bilsin ki evet Putin'i arkasını dayayarak konuşmaya başlamış bile. Evet Rusya'dan yardım alıyor. Askeri olarak korurum diyor. Seni yönetimde tutarım diyor. Yeter ki Belarus'u sömüreyim. Rusya Belarus'u sömürürken Lukashenko'nun çenesi düştü. Kolektif örgütte Putin'e yağcılık yaparak senin için savaşırım diyerek söz sahibi oldu ve olur olmadık açıklamalar yapıyor. Ermenistan'a öyle bir açıklama yapmıştı ki evlere şenlik. Evet Ermenistan bize katılabilir. Katılmazsa başına gelecekleri gördü. Türkler onlara haddini bildirdi. Ama eğer bizim birliğimize gelmezseler de onları alacak kimse yok. Hiç kimsenin işine yaramaz diyerek fakirliklerini yüzüne vurmuştu Ermenistan'ın. Tabii ki bu cümleler kolektifin bakış açısını, özellikle Putin'in onlara bakış açısını gösteriyor gibiydi. Moralleri bozuldu. Türkiye Ermenistan işi sıkı tuttu. Türkiye'nin temsilcisi Sayın Kılıç'la Ermenistan'ın temsilcisi Rubanyan beraber görüşme gerçekleştirdiler. Daha sonradan işler ve görüşmelerdeki ivme çok hızlandı. Yani ivme hızlanınca tabii ki olumlu açıklamalar da ardı ardına gelmeye başladı. Öyle böyle değil. Bu açıklamalardan birisi özellikle Türkiye'ye Paşinyan'ın geleceğiydi. Paşinyan dün evet öyle açıklamalar yaptı ki Türkiye-Ermenistan normalleştirme görüşmelerinden sonra öyle bir açıklama yaptı ki tabii ki insan şaşırır kalır. Bir, Zengezur'dan evet Türkiye ve Azerbaycan birleşmeli. Yani Nahçıvan diyor da anlayın siz. Bir nevi birleşim olsun. Hızla şu demir yolunu yapalım. Azerbaycan'la oturup barışmak ve artık çatışmasızlık istiyoruz diyerek aslında Lavrov'u kabuslara iten açıklamayı yaptı. Şimdi Fransa'da bir Ermeni diasporası en güçlü diasporalardan. Evet bu çok önemli bir açıklama olacak. Çünkü Paşinyan'ın şu açıklaması şu önemli. Diyor ki biz diyor artık savaşmaktan bıktık. Türkiye ile iyi ilişkiler kurup ekonomimizi güçlendirelim. Artık Avrupa'daki diasporadan para dilenmeyi bırakalım. Güçlü ve müreffeh ülke olarak halkımızı zenginleştirelim. Öyle hurafelerle ve olmadık işler peşinde koşarak artık çektiğimiz acıları çekmeyelim. Mantıklı değil mi? Mantıklı. Şimdi Fransa bu olaya nasıl bakıyor onu söyleyelim. Ne kadar diasporanın işine gelecek değil mi? Bakın şimdi. Şimdi Macron özellikle Karabağ Savaşı'nda olur olmadık bir şekilde taraf tuttu. Niye? Fransa'da Ermeni oyu çok. Marsilya'da özellikle. Le Pen aşırı sağcı olarak o kadar çok ileri giden sözler söyledi ki insanı iyice deliye döndürür. Aynen şu açıklamalarda işte Hankendi ve diğer bölgeler Şuşa, Muşa her yer Ermenistan'ın. Şimdi bunların açıklamalarına baktığınızda bir de şimdi barış açıklamaları ve Türkiye ile iyi ilişkiler ve Azerbaycan'la barış yapacağız dendiğinde şimdi Paşinyan ve hükümetine neler yapılacak Allah bilir. Yani tedbir alınmalı ve bir şeyler yapılmalı. Çünkü Ermeni diasporası bu konudan evet asla vazgeçmeyecek.
ve ülkelerin birbirine devamlı çatışmasını isteyecek. İşte böyle olunca insan tabii ki deliye dönüyor. Ama şu bir gerçek ki artık Türkiye'nin özellikle bölgedeki ağırlığını koyması ve yenilmez bir güç olduğunu artık Ermenistan'a hatırlatması, SİHA'lar ve askeri gücüyle önemli bir aktivasyon geliştirmesi gerçekten artık Ermenileri bir karar vermeye itti. Dikkat ederseniz resmen Paşinyan zamanı oynuyor. Yani Rusya ortalığı daha karıştırmadan, yeni oyunlar girmeden Türkiye ile normalleştirmek istiyor. Türkiye ile normalleşince kendi ülkesine Rusya'nın bu kadar pervasızca müdahalesinin önüne alacağını düşünüyor. Gerçekten güvende değiller. Rus üslerinin her yerde olması, Erivan'da Rus ağırlığının artması tabii ki Paşinyan'ın ve diğerlerinin hiç de hoşuna giden bir durum değil. Bu konu tabii ki onları çileden çıkardığı gibi bundan sonraki dönemlerin neler yapacakları ile ilgili onlara tabii ki belli yönlerden ışık tutuyor. Evet, Türkiye ile Azerbaycan'ın özellikle büyük başarısı ve demir yoluyla artık birleştirelim demesi ve barış imzası yapması, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tanıma adımı, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü tanıma adımı olağanüstü bir adım çünkü birilerine güle güle anlamına geliyor. Neyi bu? Hemen açıklayalım. Şimdi birçok yere askerlerin işgal adımı yapan Rusların o bölgede kalma olasılıklarını durduracak bir adım. Olağanüstü ve bize iyi gelen güzel sözlü bir adım. Rusya orada ben 5 sene kalacağım dedi. 4 sene kaldı geri kalan sürede. Ama Rusların gitmeyeceğini artık herkes biliyor. Şimdi bölgede çatışma olmayıp barış imzası olursa, Dağlık Karabağ'da da Ermeniler bir yönetim oluşumundan vazgeçip o bölgeden devlet ve kurumsal kurma çabasını ve emellerini bitirdikten ve barış imzası attıktan sonra ne olacak? Tabii ki Ruslara güle güle dememiz gerekecek. Bölgede kargaşa kalmayacağına göre, bölgede barış olduğuna göre, bölgedeki sorunlar bittiğine göre Rusya'ya güle güle demek gerekiyor, değil mi? Türkiye neden normalleştirme adımı attı? Türkiye neden görüştü? Türkiye Azerbaycan'ın bilgisinden neden Ermenistan'la temas kurdu? İşte bu yüzden, işte bu yüzden. Yani amaç artık, evet amaç artık Ermenistan'ın da halkını düşürmesi, bölgedeki kargaşadan sadece Rusya'nın karlı çıktığını görmesi. Düşünün, iki ülke savaştı, Rusya Ermenistan'ı bahane edip oraya bir girdi, pir girdi. Yani toprakları resmen işgal etti. Böyle kurnazca bir adım, öyle korkutarak, heybet göstererek bir yerlere girme ve kılıf bulma çabası son bulmalı. Evet, Rusya'nın bölgedeki kalma çabası şu. Şimdi sizlere de bir bilgi vereyim. Rusya'nın şu anda Karabağ'da, Dağlık Karabağ'da çatışma çıkarma ve Azerbaycan mevzilerine ateş açtırma yetkisi var. Öyle barış gücü dedikleri kuvvet bölgedeki çeteleri birleştiriyor ve Erivan'ın bilgisi dışında saldırtabiliyor. Şimdi bu açıklamalardan sonra Azerbaycan'ın çeşitli bölgelerine Rusya'nın emrinde, Putin'in emrindeki, bakın Paşinyan'ın demiyorum, Putin'in emrindeki kuvvetlerden çatışmalar olacak, müdahaleler olacak. Yani bu durumlar kabul edilemez. Bu durumlar asla ve asla kabul edilemez bir gerçeklik. Dediğimiz gibi Rusya'nın bölgeden çıkarılması için artık Türk Birliği ve Türk NATO'su kuruldu. Bir kuvvet bir kere kenarda duruyor. Ama şöyle bir husus var. Artık biz barıştık Rusya. Sen de artık çıkmanı istiyoruz. Biz bölgedeyiz, sorun yok demeliyiz. İşte Rusya bu durumu bitirmek, yani bu durumu, barış ortamını ortadan kaldırmak için bu hafta ve öbür haftalar bir kargaşa deneyecektir. İşte çok dikkatli olunmalı ve yeniden ortalığı kızıştıracak büyük olaylar çıkarmayı tabii ki Rusya hedefleyecektir. Bakalım gelişmeler ne gösterecek. Ermenistan baş döndürücü hızla gerçeklere dönüyor. Bakalım Ruslar ne kadar bunlara müsaade edecek. Evet, bir dahaki yayında görüşene kadar şimdiden hoşça kalın.